Herkese selam ben Tunam. Bu videoda sizlerle beraber Bluetooth kulaklık incelemesi yapıyoruz. MB ya da EMB olarak telaffuz edebilirsiniz. Ancak MB diyeceğim video içerisinde. <laughs> Bluetooth 5.2 bağlantısıyla kullanılan kulağın içine veya kafa üstüne takılan kulaklıklardan farklı olarak kulağın kıkırdak bölümüne takılan modellerden bir tanesi. Bunun gibi birkaç farklı model daha vardı. En bir modelini incelemek istedim. Yüksek ses performansında ses kalitesini ve dışarıya ses verme performansında oldukça fazla merak ediyorum. Bunların tüm detaylarını video içerisinde görebilirsiniz. Ayrıca bu tarz içerikleri seviyorsanız da aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan kulaklığın kutu açılışıyla başlayalım. Kulaklığın kutusu bu şekilde gayet minimal tasarlanmış. Üzerinde çeşitli bilgiler yer alıyor. Kulaklığın kutu içeriğine baktığımızda ise bizleri direkt olarak kulaklığın kendisi karşılıyor bu şekilde. Burada Type-C şarj kablosu yer alıyor. Ayrıca yine kutunun alt kısmında bir adet kullanma kılavuzu yer alıyor. Toplamda 3 farklı parçadan oluşan bir kutu içeriği var. Şarj kablosunun uzunluğu bu şekilde yaklaşık olarak 30 santimlik bir boyutu var. Type-C ucu bu şekilde 90 derecelik açıyla yapılmış. Powerbank ile telefonunu şarj eden kullanıcılar için de gayet kullanışlı bir kablo olabilir diye düşünüyorum. Diğer ucu da USB tip A olarak tutulmuş. Kulaklığın kutu tasarımı ise bu şekilde yine minimal bir tasarım kullanılmış. Ön yüzeyinde MB yazısını görebiliyorsunuz. Alt kısmında ise durum led göstergesi yer alıyor. Manyetik hassasiyetini gerçekten beğendim. Ters çevirdiğiniz zaman ise herhangi bir açılma olmuyor. Tamamen bu şekilde bir tasarıma sahip. Arka tarafında ise şarj giriş yuvasını görebiliyorsunuz. Alt kısmında ya da yan taraflarında herhangi bir şey bulunmuyor. Tamamen bir adet şarj girişinden oluşuyor. Kablosunu taktığınızda ise bu şekilde bir görüntü var. Masaya bu şekilde bıraktığınızda direkt olarak geri çektiği için dikine bir şarj etme işlemi yapabilirsiniz. Kablosunu bu tarz dizayndan dolayı gerçekten beğendim. Şimdi gelelim kulaklıkların tasarımına. İçerisinde bu şekilde yer alıyorlar. Yine ters çevirdiğiniz zaman düşmeyecek şekilde bir manyetik gücü var. Çıkarttığınız zaman kulaklıkların tasarımına yakından bakalım. Üzerinde bir silikon kaplama yer alıyor. Burada ise ses verici bir hoparlör yer alıyor. Üzerinde ise durum led göstergesi bulunuyor. Kulak içine veya kulak üstüne takılmayan direkt olarak kıkırdağa takılan bir model olduğu için bu şekilde bir tasarıma sahip. Üzerinde dediğim gibi çeşitli hoparlörler yer alıyor. Ayrıca burada da manyetik şarj pinleri yer alıyor. Kulaklığın su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Ancak bu su geçirmezlik özelliği şarj kutusu için geçerli değil. Tamamen kulaklıklar için geçerli. Üzerindeki şarj pinleri oksitlenmeden dolayı şarj almayacak pozisyona geldiğinde direkt olarak bir devre temizleyici sprey ile temizliğini yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca yine kulaklığın bu kısmında da bir tuş yer alıyor. Bu şekilde basarak da buton yardımıyla şarkı geçişlerini yapabiliyorsunuz. Detaylı incelemesine geçmeden önce telefon bağlantısını da yapalım. Sonrasında ise kulaklığın ses performansını test ederiz. Kulaklığın kapağını açtığınızda direkt olarak peering moduna geçiyor. Diğer aygıtlar kısmında cihazınızda MB tv 01 olarak bağlantısı çıkıyor. Üzerine bir kere bastığınızda ise kulaklıkları telefonu rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Eşleşme problemi yaşayan kullanıcılar için Kulaklıkları kutunun içerisinde tutmanızda fayda var. Kulaklıklar birbirleriyle eşleşiyor ve bu şekilde eşleme isteğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Artık kulaklıklarınızı telefonunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte ses performansını test edelim. Evet, M1 modeli kulaklıkların kulakta duruşu ise bu şekilde. Tamamen kulağın kıkırdağını oturtarak kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde bir tasarımı bulunuyor. Dışarıdayken bütün dikkatler üzerinizde olacak diyebilirim sizlere. Kulaklık üzerinde buton olduğunu söylemiştim. Ayrıca bu kısım kulağınızın arka tarafına denk geliyor. Butona bir kere bastığınızda müziği başlatabiliyorsunuz. Bir kere daha bastığınızda ise müziği durdurabilirsiniz. İki kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiş yapıyorsunuz. Üç kere arka arkaya bastığınızda ise telefonunuzun sesli asistanını devreye sokabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz üzerindeki butonları. Kulaklıklar kulağınızdayken ve telefonunuza bağlı haldeyken en yüksek ses seviyesinde müzik performansını test ediyorum. İkinci mikrofonumu devreye aldım. Şimdi ise müziği başlatıyorum. Kulaklıkların ses performansını gerçekten beğendim. Müziği güzel bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tiz sesler daha baskın geliyor, bas seslerde ise ortalama bir yapısı var. Kulaklıklar dışarıya bu kadar ses veriyor. Yani yanınızdaki kişiyi de müziği dinletmiş olacaksınız. Herhangi bir aktif gürültü engelleme veya şeffaf mod özelliği bulunmuyor. Dediğim gibi kulak içine takılmayan bir kulaklık olduğu için bu şekilde özellikleri yer almıyor kulaklıkta. Şimdi gelin hep birlikte videoya devam edelim. Şu anda ise m üzerindeki mikrofonlardan bu ses kaydını dinlemektesiniz. Kulağınıza takılı bir pozisyonda ayrıca bir tanesini de elimde tutuyorum. Üzerindeki mikrofonların performansı bu şekilde. Aslında çağrı görüşmelerine de pek uygun bir kulaklık olduğunu söyleyemeyeceğim. Müzik dinlerken yine ses kalitesi hoşnut edebilir ancak mikrofon kalitesini pek beğenmedim. Sesini de bu şekilde anlamış oluyorsunuz zaten. Şimdi gelin hep birlikte oyun performansına da bakalım. PUBG Mobile oyunu oynayan kullanıcılar M1 modeli kulaklığı tercih ederlerse, aralarındaki ses senkronizasyonu bu şekilde. Şu anda ise kulaklığın senkron testini gerçekleştiriyorum. Evet, M1 modeli kulaklıkların genel anlamda kullanımı bu şekildeydi. Sizlere mikrofon performansını ve oyun içerisindeki ses performansını aktarmaya çalıştım. Bence müzik performansı gayet yeterli. Dışarıya yüksek seste ses veriyor. Bunun da testini video içerisinde sizlere aktarmaya çalıştım. Kulağınızda bu şekilde bir kulaklık takmak istiyorsanız e, tamamen farklılık açısından tercih edilebilir diye düşünüyorum. 3 saate kadar medya oynatabiliyor. Toplamda 16 saate kadar kutudaki şarjı ile beraber de kullanım süresi var. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. bir farklı bir model olduğu için benden geçer notu hak etti. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.